Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Limit yayınlarını çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyat Soru Bankası'ndan toplumcu eğilimleri yansıtan şiir anlayışının ikinci testini çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda yukarıdaki numaralanmış bölümlerin hangisinde bilgi yanlışlığı söz konusudur demiş. Bakalım, toplumcu gerçekçi şiir ya da sosyalist gerçekçi şiiri benimseyen şairlerin özellikleri şunlardır. Konuları: bireysel konular yerine sosyal ve siyasi konulara ağırlık vermişlerdir. Siyasi baskı, yoksul insanların sosyoekonomik meseleleri, faşizm, batılı ülkelerin emperyalist emelleri, kapitalist sömürü, sosyal adaletsizlik, eşitlik işledikleri başlıca konulardır. Evet, toplumcu gerçekçiler topluma hitap ettiği için toplumu ilgilendiren konuları bir başkaldırı, emek, sömürü, işçi sınıfı, yine köylü, ağa çatışması gibi sosyal sorunları dile getirmişlerdir. Bu ifade doğrudur, bunu elemiş oluruz. Dış yapı ve teknik diyor. Serbest şiir anlayışını benimsemişler, ölçü ve kafiyeye önem vermemişler. Uyum, üretim, şey ritim, hece ölçüsü gibi belirli kalıplara sıkıştırılan mısralara değil, şiirin tüm metninde sağlanır. Bu da doğrudur arkadaşlar. Serbest şiiri benimsemişlerdir. Ölçü ve kafiyeye önem vermediklerini görüyoruz. Bunu denemiş oldu. Dil ve üslup açık, anlaşılır ve yalındır. Halkın konuşma dilinin özelliklerini yansıtmaya çalışırlar. İşçilere ve köylere hitap etmek istedikleri için olabildiğince anlamı açık şiirler yazmaya çalışmışlar. Argo ve slogan üsluplarının belirgin özelliğidir. Arkadaşlar bu da doğrudur. Dedikleri gibi halka hitap etmek istediklerinden dolayı açık ve anlaşılır bir dil kullanıldığı görülmektedir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Akım, ilk olarak romantizm ve fütürizmin etkisinde kalan sanatçılar daha sonra realizm ve naturalizm akımının etkisinde kalmışlardır. Bazı şairler ise sembolizm akımından etkilenmişlerdir. Bakın arkadaşlar, burada sembolizm ve romantizm söz konusu değil. Dolayısıyla sanatçıların sadece biz fütürizm akımından etkilendiğini görüyoruz. O yüzden bu ifade yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Diğer seçeneğe de bakmış olalım. Temsilcileri, en önemli ve öncü temsilcisi tabii ki Nazım Hikmet'tir. Atilla İlhan, Ahmet Arif, Hasan Hüseyin, Hasan İzzettin, Ercüment Behzatlav, Enver Gökçe, Ataol Behramoğlu toplumcu şiirin diğer temsilcileridir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. İkinci ve üçüncü soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. İkinci soru. Yukarıdaki parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? 1936 yılında basılan Şeyh Bedrettin Destanı sanatçının şiirinde bir dönüm noktasıdır. Bu uzun epik şiirle birlikte artık kendi toprağının, kendi kültürünün Orta Doğu'ya yayılan bir genişlikte pek çok biçim ve içerik öğesinden geniş ölçüde yararlanmaya başlar. Aynı yıl Heray dergisinde çıkan bir görüşmede ideolojisinin değişmediğini ancak şiirleştirmede eski sekter tutumunu bıraktığını belirtmesi de söz konusu yönelimin poetik düzlemdeki iz düşümüdür. Arkadaşlar, Şeyh Bedrettin Destanı ve Her Ay dergisiyle birlikte Aydınlık dergisini çıkaran, Kuvayi Milliye Destanı'nı yazan, aynı zamanda Memleketimden İnsan Manzaraları adlı eserin sahibidir bu sanatçı. Kimdir o? Hasan Hüseyin Korkmazgil değil, Ahmet Arif değil, Yahya Kemal değil, İsmet Özel değil. Bu kişi tabii ki de Nazım Hikmet'tir. Bunun için de cevabımız A seçeneği olacaktır. Üçüncü soruyu da deminki okuduğumuz parçaya göre yapmış olacağız. Aşağıda verilen eserlerden hangisi yukarıdaki parçada tanıtılan sanatçıya ait bir eser değildir? Peki bu sanatçı kimdi arkadaşlar? Hatırlayın, bu sanatçı Nazım Hikmet'ti. Nazım Hikmet'in eserlerine bakmış olacağız. Kuvayi Milliye Destanı Nazım Hikmet'indir. Bunu eledik. Saat 21-22 şiirleri, bu da Nazım Hikmet'indir. Bunu da elemiş olduk. Memleketimden İnsan Manzaraları demin söylemiştik. Bu da Nazım Hikmet'in. Bunu da elemiş olduk. Jokont ile Siyahı, bu da arkadaşlar Nazım Hikmet'indir. Bunu da elemiş olduk. Peki 3 Şehitler Destanı kimin arkadaşlar? 3 Şehitler Destanı sizin de tahmin ettiğiniz gibi arkadaşlar Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın eseridir. Fazıl Hüsnü Dağlarca
Aynı zamanda Çanakkale Destanı, Çakır'ın Destanı, Yedi Mehmetler, Çocuk ve Allah, Havaya Çizilen Dünya gibi önemli eserleri ortaya koymuştur. Bundan dolayı da cevabımız B seçeneği olacaktır. Çünkü Üç Şehitler Destanı Nazım Hikmet'in değil, Fazıl Üslü Dağlarcan'ındır. Dördüncü soru. Aşağıdaki yapıtlardan hangisinin toplumcu gerçekçi şiirin temsilcisi bir şaire ait olduğu söylenemez? Bakalım. Kan Konuşmaz. Kimin arkadaşlar bu? Nazım Hikmet'in eseri. Peki Nazım Hikmet nerede? Toplumcu gerçekçiler içerisinde bunu elemiş oluruz. Tebliğ kimin? Tebliğ de arkadaşlar İbrahim Abdülkadir Meriç boyunundur. Peki bu nerede? Bu da toplumcu gerçekçiler içerisinde yer alır. Bunu da elemiş olduk. Peki Irgat'ın türküsü? Arkadaşlar Irgat'ın türküsü Cahit Irgat'a aittir. Cahit Irgat da toplumcu gerçekçidir. Bunu da elemiş olduk. Yaşadıkça bu da toplumcu gerçekçilerin önemli isimlerinden birine ait. Yani Rıfat Ilgaz'ın eseridir. O yüzden bunu da elemiş olduk. Menziller kimin? Arkadaşlar Menziller Cahit Zarifoğlu'nun eseridir. Peki Cahit Zarifoğlu nerede? Bu bildiğiniz gibi toplumcu gerçekçi değildir. Bu arkadaşlar Garip dışında yeniliği sürdüren sanatçı olarak bilinmektedir. Bundan ötürü de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Aşağıdakilerin hangisinde sanatçı yapıt eşleştirmesi yanlış verilmiştir? Rıfat Ilgaz Yarenlik, bu doğrudur. Abdülkadir Mutlu Olmak Varken, bu da doğrudur. Enver Gökçe Panzerler Üstümüze Kalkar, bu da doğrudur. Hasan Hüseyin Korkmazgil Kavel demiş, bu da doğrudur. Şükran Kurdakul Kedi Aklı. Arkadaşlar Kedi Aklı Şükran Kurdakul'un değildir. Bu eser kimindir? Bu eser Arif Damar'ın eseridir Kedi Aklı. Bundan dolayı da cevabımız E seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? İlk şiiri Servet Fünun'un Uyanış dergisinde çıkmıştır. 1940 kuşağının sosyal gerçekliğe bağlı şairlerindendir. 7. sayıdan başlayarak toplumcu sanatçıların toplandığı Yürüyüş dergisinde çıkarmıştır. Şiir kitapları İnsanlar, Hürriyet, Dağda Ateş Yakanlar, Susan Anadolu, Ay Işığı, Tüm Şiirleri, Duman ve Alev kitabında kendi hayat hikayesini ve toplumcu sanatçılara ilişkin anılarını yazdı. Tuz ve Ekmek sanatçının romanıdır. Arkadaşlar bu eserler Nazım Hikmet'in değil, Ercüment Behzat Lav'ın değil, Hasan İzzettin Dinamo'nun değil, Refik Durbaş'ın değil. Bu eserler Ömer Faruk Toprağı'ndır. Bunun için de cevabımız E seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Halk deyişlerinden, tekrarlardan ve argodan yararlanarak espri bir şiir diline yönelmiş ve kimi zaman yergiye kaçan bir anlatımla toplumsal konular işlemiştir. Manzum vasiyetnamesinde dua istemediğini ve ölüm bir eşek şakasıdır ifadeleri alaycı tavrını açıkça gösterir. Göze çarpan en önemli özelliği günümüz şiirinde gittikçe yaygınlaşan dil ve malzemesindeki argo ve küfrün bolluğudur. Aslına bakarsanız kim olduğu hemen aklınıza gelmiştir argo ve küfür ifadesinden. Şimdi arkadaşlar bu Behçet Necatigil değil, Arif Nihat Asyalı değil, Nazım Hikmet değil, Fazıl Üslü Dağlarcı da değil. Bu kişi arkadaşlar Can Yücel'dir. Bundan dolayı da cevabımız seçeneği olacaktır. Sekizinci soru. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Daha önce Nazım Hikmet tesirinde kalarak şiir kalem alan toplumsal gerçekçiler diye adlandırılan 1940'ın bir diğer şiir hareketidir. Ağan Kadir, Suat Taşer, Ömer Faruk, Toprak, Cahit Irgat, Atil İlhan, Rıfat Ilgaz, nokta nokta bu şairler arasındadır. Bu şairler arasında arkadaşlar Mehmet Kemal de vardır. Bunu elemiş oluruz. Arif Damar da vardır. Bunu da elemiş oluruz. Niyazi Akıncıoğlu da bu gruptadır. Bunu da elemiş oluruz. Ahmet Arif'i de dahil ederiz. Bunu da elemiş oluruz. Fakat arkadaşlar Ahmet Telli bu grubun içerisinde değildir. Ahmet Telli'yi biz
1960 sonrası yine toplumcu gerçekçiler içerisinde görüyoruz. O yüzden bu gruba dahil değildir. Bu da toplumcu gerçekçidir. Fakat 1960 sonrasını temsil eder. Bunun için de cevabımız E seçeneği olacaktır. 9. soru. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Nokta nokta şiiriyle tanışan yeryüzü halkları onda kendi sınıfsal çıkarlarının savunulduğunu, acıları ile sevinçlerinin, özlemlerinin başarıyla belirtildiğini görüyorlar. Baskıya, sömürüye, eşitsizliğe karşı özgürlük, adalet, kardeşlik ülküsünün yüceltildiğine tanık oluyorlar. Faşizme, emperyalizme, savaşa karşı demokrasi, bağımsızlık, barış düşüncesinin gür sesini duyuyorlar. Bundan ötürü onun şiirlerini anlıyorlar, seviyorlar, beğeniyorlar. Onun piraye mektuplarını, memleketimden insan manzaralarını bu yüzden okuyorlar. Arkadaşlar, bu kişi kimdir? Toplumcu gerçekçilerin öncüsü, kurucusu, aynı zamanda serbest şiirinde en önemli temsilcisi olan Nazım Hikmet'tir. Bundan dolayı da cevabımız A seçeneği olacaktır. 10. soru. Bu partide söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Karacaahmet senfonisinden sonra bugüne dek yeni bir şiir kitabı çıkaramadı. Fakat Kurtuluş Savaşımızın her sözü edildiğinde adı hep saygıyla anılacak bir büyük tarih roman çıkardı. Kutsal İsyan. Bunun dışında iki roman ile ancak 1967-1970 yıllarında dergilerde çoğu eskiden kalma bazı şiirler yayımlayabildi. Daha çok sıkıntılı yaşamını yansıtan, toplum gerçeklerine değinen, mutlu yarınlara inancını belirten, faşizmi yeren, demokrasiyi savunan, savaştan tiksintisini ve barışa özlemini yansıtan, insan sevgisi ve özgürlük tutkusuyla beslenen geniş ufuklu, uzun soluklu şiirler. Bakın arkadaşlar, bu sanatçı Ateş Yılları ve Savaş ve Açlar adlı eseriyle birlikte Kutsal Barış'ta yine Kutsal İsyan'da önemli eserler arasında yer alır. Bu kişi arkadaşlar sizin de tahmin ettiğiniz gibi Hasan İzzettin Dinamo'dur. Bunun için de cevabımız C seçeneği olacaktır. 11. soru. Bu parçada şiir anlayışından eleştirmen Asım Bezirci tarafından söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Kızılırma 63 sayfalık uzun bir şiirdir. Bir çeşit destan da sayılabilir ama modern bir destan. Nedeni klasik destanların hiçbirine benzememesi. Bilindiği üzere eski destanlarda belli kişilerin belli yer ve zamanda geçen serüvenleri en çok da kahramanlıkları hikaye edilir. Kızılırmak'ta böyle bir özellik yok. Destanlara özgü olay, kişi, süreç gibi birimlere rastlanmıyor. Bunların yerini belirli bir konu almış. Tarihsel akış içinde emekçi halkın bugünkü durumu. Kuşkusuz bu durum iç ve dış, özel ve genel bir soru olguya bağlıdır. Kurulu düzenin yapısına, burjuvazinin davranışına, emperyalizmin yayılışına, işçi sınıfının kavgasına. Arkadaşlar, bu Kızılırmak adlı eser daha sonraki dönemde anayasanın 42. maddesine aykırı bulunduğu için dava açılıyor. Fakat sanatçı daha sonra ne yapıyor? Beraat ediyor. Bu sanatçının başka eserleri de var. İsterseniz onları da yazmış olalım. Bakın Kaveli var. Ondan sonra arkadaşlar yine sanatçının Kızıl Kuğ adlı eseri var. Bunun dışında Filiz Kıran Fırtınası gibi eserleri var. Bu eserlerin sahibi aynı zamanda Kızılırmak adlı eserin sahibi kimdir? Sizin de tahmin ettiğiniz gibi Hasan Hüseyin'dir. Bundan dolayı da cevabımız A seçeneği olacaktır. Özellikle Kaveli adlı eseri ve Kızılırmak adlı eserler arkadaşlar en çok ön plana çıkan eserler arasında yer almaktadır. Evet arkadaşlar, bu testin de son sorusuna geldik, 12. soruya. 12. soruda yukarıdaki metinde konuşan ve ikinci yeni şiirine karşı tutumu ifade edilen sanatçılar aşağıdaki şıklardan hangisinde sırasıyla verilmiştir? Son yıllarda söz gelimi Namı Diğer Kaptanı hazırladığımız dönemde hala keskin bir kavgacıydı. Bu ırmak söyleşi de konuyu başka yerlere çekmeye boş yere çalışırdım. Konu ikinci yeniden açılmışsa çok sevdiğim saydığım şairin Ver Yansınları ile başlar, epey sürerdi. Arkadaşlar, Namı Diğer Kaptan kimin? Bakın bu eser Atilla İlhan'ın eseri.
Seçeneklere bakalım isterseniz. Cemal Süreyya, Fazıl Üsküdar'larca değil. Selim İleri, Atil İlhan Dursun. İsmet Özel, Ataol Behramoğlu değil. Haydar Ürgülen, Hüseyin Atlansoy değil. Ahmet Oktay, Selim İleri, bu da değil. Atil İlhan yer aldığı için diğeri de Selim İleri'dir. Bundan dolayı cevabımız da B seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.